Aslında şu anda Starfield'ın balon mu değil mi videosunu yapmam gerekiyordu. Yani şu izlediğiniz video balon mu değil mi serisinin Starfield versiyonu olacaktı. Ta ki Starfield'dan aşırı derecede sıkılana kadar. Olmadı yani Starfield beni içine çekemedi. O yüzden o video biraz daha gecikecek çünkü daha oyunu bitiremedim. Ve oyun maalesef ki çok kötü gidiyor. Tamamen bir hayal kırıklığıydı. O yüzden de kendimi Baldur's Gate oynarken buldum. Ve dedim ki benim dedim ama kendimi Baldur's Gate'den soğutmam gerekiyor. Bu yüzden de yapabileceğim en önemli, en iyi en mantıklı kararı verip Baldur's Gate 3'ün olumsuz yorumlarına baktım. Ve ilk yorumu gördüm. Dedim ki evet işte bu. Bana dedim böyle bilinçli yorumlar lazım. Bu yorumlar benim için çok önemli. Bu yorumları gördükçe oyuna böyle ıy diyorum. Evet gerçekten bu oyun gibi. <laughs> Ondan sonra bu ilk yorumda aldım. Gazla hemen anında hızlıca tatak diye ikinci yoruma geçtim. İkinci yorumda arkadaş tam olarak bunları demiş. Şimdi burada oyun herkesi göre değil demesine sonuna kadar katılıyorum. Bence her oyun zaten herkese göre değil. Mesela herkesin beğendiği Fallout serisi ben hiçbir zaman maalesef ki içine çekemedi. Ama bu oyun kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Yani Fallout kötü bir oyun değil. Oyun kalitesi zaten başarısında zaten ortada. Ama bu oyun benim için değil yani ben oynayamadım. Fallout serisi bana göre değildi. O yüzden bu arkadaşım burada bu oyun herkese göre değildir demesini kesinlikle haklı bulabilirim. Zinsel olarak oyun yoruyor demesine de katılabilirim. E, Karşımızda bir taktiksel RPG oyunu var. Bunu oynarken ben yorulmadım hatta ekstradan ben bu mekanikten keyif aldım ama tabii ki de burada taktik kurmak vesaire bu insanları yorabilir. Buna da okeyim. Oyunun ilk yarısı daha başarılı, ikinci yarısı aceleye gelmiş demiş. Ama ben ikinci yarıdan da aynı keyif aldım. Bana hiç aceleye gelmiş gibi gelmedi. Zaten bir iki, ikinci yarı kesinlikle ilk yarıdan daha kısa sürüyor. Ama ortamın çok karışık olması, görsellikten uzak olması, kamerayla boğuşmamız kesinlikle böyle bir şey yok. Yani kamerayla boğuşuyor dediği benim anladığım savaşlarda olan bir durum diye düşünüyorum yani söylemek istedi. Düşmanın kalabalıklaşmasından dolayı herhalde kamerayı ileri sağa sola devamlı hareket ettirmeniz gerekiyor ama yani sıra tabanı taktik oyununda bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Oyunun keyfi de bu değil mi zaten sıra tabanında? Adam'a hani adamı arkadan mı vurayım işte buradan mı adamı bir şey yapayım aman şurada bir adam vardır onu kaçırmayayım işte ne bileyim bir pozisyon, güvenli bir pozisyona nereye gelebilirim nerede beni daha zor vururlar gibi bunu eğer kamerayla boğuşma ve ortamın karışıklığı diyorsa olabilir beğenmemiş olabilir ama bence bu en keyifli yanı dediğim gibi bence Baldur's Gate 1 ve 2'ye yakışır bir oyun olmadığını eğlenceli değil ve görev tasarımlarını idare eder demiş ne nasip... burada bir duracağız çünkü görev tasarımları kesinlikle çok başarılı hem görev tasarımı olsun, hem o görevin aktarılışı. Bu oyunun yaptığı en iyi şeylerden biri de zaten bu. Bakın yaptığı en iyi şey bu demiyorum. Yaptığı en iyi şeylerden biri bu diyorum. Çünkü bu oyunun yaptığı çok fazla iyi şey var. Her görev ekstradan ana görev gibi. Yan göreve giriyorsun, ana görev olup olmadığını bilmiyorsun. Bu da yeterince oyunun görev tasarımlarının başarılı olduğunu gösteriyor. Oyunun genel puanları ve inceleme notlarından anlayabiliriz ki Baldur's Gate 3 oyun dünyasının yeni bir RPG dönemi başlattı. Sadece Baldusket serisinde değil, bütün türde yeni bir akım oldu, yeni bir yön verdi. Yani bu yoruma da baktığımda şunu anlıyorum ki yani tamam bakın siz bir oyunu beğenmemiş olabilirsiniz. Bu oyundan yorulmuş, sıkılmış olabilirsiniz. Ama bu oyun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oyunun iyi yaptığı şeyleri gömmememiz gerekiyor. Yani şimdi sen bu oyuna gidip de dersen ki Aa, bu oyun görsellikten uzak. Görev tasarımları idare eder. Adama derim ki ne? Verdiğin her karar göreve etkiliyor. Görevin anlatılışı, görevin sunuluşu bunlar gerçekten çok başarılı. 92 tane eleştirmenden de zaten 96 puan almış bir oyun. Bence seriye gayet de yakışır bir oyun dur. Sıradaki yorumumuz eski orta dünya oyunlarına yeni bir şey ve hikaye getirmemiş olması. Bu tarz yorumlar öznel değil. İşte yine temin söylediğim noktaya geliyor. Bu oyun tekrar söylüyorum oyun dünyasına bu yorum yapan arkadaşın dediği gibi bir şey değil birden çok şey katmış olması bence bu oyunun en önemli noktalarından biri. Gerek oynanış çeşitliliğiyle gerek karakter tasarımlarıyla daha çok şey sayılabilir örnek olarak. Diablo 4 oyuna daha iyi. Demiş Diablo 4 kesinlikle kötü bir oyun değil. Ama bana göre Baldur's Gate 3 hikaye olarak ve hikayenin aktarı başarılı işi olarak çok daha başarılı. Sıra tabanlı taktiksel savaş sistemini çok sevmesem de Diablo'dan daha fazla keyif aldım. Diablo'dan daha fazla keyif almak bu benim düşüncem. Ben daha fazla keyif aldım. Yani gidip de taktiksel mantık kötüdür şudur demiyorum ya da gidip de Diablo'nun yaptığı gerçek zamanlı aksiyon kötüdür demiyorum. Bana göre Diablo 4'ün aksiyonundan daha fazla keyif verdim bana Baldur's Gate 3'ün aksiyonu. Oyun Android oyunu gibi olduğunu, animasyonların efektlerin ve gölgelerin berbat olduğunu söylemiş ancak oyun animasyon kalitesi olarak her karakter için ayrı ayrı yüz animasyonları yapmaları, büyüleri ve evrende geçen olaylar için ayrı ve kaliteli efektler yapmış olması bu yorumun da sadece oyunu sevmediği, kendisini de eğlenmediği için yapmış olduğunu gösteriyor. Grafikler için Divinity Origins 2 ile aynı demiş. Divinity Origins 2'yi oynamadığım için çok fazla bir yorum yapamayacağım ama bildiğim kadarıyla zaten aynı grafik motor motorunu bir tık daha geliştirilmiş halini kullanıyorlar. Evet bu böyle olabilir. Grafikler bana yeterli geldi ama onu da söyleyeyim ya. Ben grafiklerden hiç şikayet etmedim. Starfield geliyor. Starfield oynayın. Onu bekleyin demiş ama şöyle bir şey var. Hani Starfield'da Skyrim'in oyun motorunu kullanmıyor mu? Skyrim'de bildiğim kadarıyla yeni değil. Hatta bakın Skyrim'e kötü bir oyun demiyorum. Grafiklerini şu an için artık 2023 yılındayız. 2023'ün sonlarına gelmişiz. Grafiklerin eski olması artık kendini belli ediyor. Oyunu zaten Skyrim zaten çeşitli bir şey yok. Ki Skyrim Skyrim'i sevdim bu arada. Yani orada da bir dipnot geçeyim. Skyrim'de iyi saatlerimi gömmüştüm. Yani o yüzden Baldur's Gate 3'ü almayın. Paranıza yazık diyebileceğim bir oyun olduğunu da düşünmüyorum. Fiyatların bu seviyeye geldiği piyasada oyunları zaten iyice araştırıp iyice bir inceleyip almanızı da öneririm. O da ayrı. Çünkü benim bayıldığım bir oyun sen tarzını, oynanışını sevmeyebilirsin. Bu çok normal. Ve sevmediğim bir oyunda da zaten param verme. Bunda da okeyiz. Ama sen sevmedin, sen tarzını beğenmedin diye oyun kötü değil. Bu arada merak ettim ya. Bu arkadaşın en sevdiği oyunlar ne? 1070 Saat Team Fortress 2 mi? Oğlum boşa konuşmuşuz ya. Geç sıradaki yoruma. Bak abi adam ne güzel yorumunu yapmış. 10 saat oynamış ve bundan mı keyif alıyorsunuz? demiş. Evet bundan keyif alıyorsun. Sıradaki yorum. Abartılmış. Bence bu oyun daha abartılmadı. Bence çok daha fazla abartmamız gereken bir oyun. Bunu sabaha kadar tartışabilirim. Sıradaki yorum. Oyunun ilk bölümünde saçma bir savaş var ve beş kere öldün mü? Kanka ahtapot suratlı adam sana ne yapacağını söylüyor orada ama umarım sen o savaşta şeytanları yenmeye çalışmıyorsundur. Umarım bu video sana ulaşır ve Baldur's Gate 3'e olan küskünlüğün son bulur. Evet. Gelelim diğer yorumumuza. Seven ne güzeldir demiş. Bak işte abi adam ne güzel demiş ya. İşte adam bak ne güzel söylemiş ya. Türü sevmediğini ve bu yüzden de beğenmediğini de belli etmiş. Bence faydalı bir yorum. Abi insanlar en azından türlü arası olmayan bir insan nasıl düşündüğünü de görmüş olduk bu şekilde. Seven ne güzel abi. Çok net. Teşekkür ediyorum kardeşim. 7 yorumun ardından beni bu oyundan soğutan maalesef ki hiçbir şey olmadı. Hemen 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 hızlıca seri aga diğer yorumlara. Aga be kardeşim bu video eğer sana denk gelirse ne olur yaz bana. Lan oynayacağım lan ben seninle. Söz veriyorum oynayacağım. Sıradaki yorum. Sıra tabanlı dövüş sistemi bitti mi? Bu savaş mekaniğini sen pide kuyruğunda bekler gibi beklersen sıkıcı gelmesi çok normal. Bekleme zamanlarında taktik kurmaya çalışman gerekiyor sanki biraz. Nereye vuracağım, nasıl vurayım? Bunları denersen belki keyif alırsın. Ki cidden 3 saat oynamışsın. Muhtemelen gemide olan savaştan bahsediyorsun. Onu kazanamıyorsun. Yani kazanıyorum da çok zor. Yani ben kazanmadım. Kazanmayı da denemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok karışık. Cümlesine sonuna kadar hak veririm. Bak sonuna kadar hak verebilirim. Oyun seni elinden tutmuyor abi. Bu yüzden de oyuna önce biraz adapte olman gerekiyor. Ondan sonra türe yabancıysan hatta çok daha zorluyor seni. Ama oyuna biraz adapte olduktan sonra sana bir şey diyeyim mi? Bak jilet gibi bakıp gidiyorum. Jilet gibi. Bundan sonraki yorumların çoğu da daha çok oyunun bugları ile ilgiliydi. Siyah ekran hatası özellikle en çok duyduğum hatta yani. Bir yorumda adamlar demiş ki Black Screen Simulator. Bak ben çok şanslıyım bu konuda oyunda 150 saat, 160 saat civarı bir oynayış süren var. Oyun kırıcı bir kere. Bak sadece bir tane oyun kırıcı kıran bakla karşılaştım. Bir kere oyunum kapandı. Onu da düzelttiler. Allah var güncellemede. Başka da karşılaşmadım ama bu buglardan gerçekten çok şikayet ediliyor. Yani umarım bu konuda da gelen güncellemelerle Larian Studios yaptığı hatayı bu bugları görür ve bunları düzeltmeye yönelik hareketler yapar. Bir de şeyi bilmiyorum tabii. Yani son gelen bir güncelleme oldu. Büyük bir güncelleme geldi. O güncellemeden önce mi aldılar bunu sonra mı aldılar bilmiyorum. Eğer önce aldılarsa tekrar denemelerini bir tavsiye ederim. Hata düzelip düzelmedi hiç bilmiyorum. Sizin karşılaştığınız bir hata varsa da yorumlarda bana bunu söylerseniz güncellemeden önce mi sonra mı karşılaştınız ve oyun kırıcı bir bug mıydı? Bunları bil bana yorumlarda yazarsanız en azından birlikte konuşmuş oluruz. Aynı zamanda hazır buraya kadar gelmişsin, izlemişsin, bu adam ne diyor demişsin, şimdiki kötü yorumları benle birlikte görmüşsün, geçirmişsin, eğlenmişsin, eğlenmemişsin. Bir kanala abone olursun be. Kanala bir abone, bir like, Çanman onlara daha girmiyorum. Önce bir aboneliği halledelim, like halledelim. Ondan sonra Çanaman'a da gireriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yani burada gördüğüm kadarıyla ben bu oyundan yine bu yorumlarla soğumadım. Yani ne yapalım? Şimdilik gidelim Starfield'da Türkiye'de üssümüzü kuralım. Şimdilik hoşçakalın. Bir şey diyeceğim ya. Bu nasıl umurunda olmaz? Çok eğlenceli.